İnşallah çok mutlu olun. Biraz ayağım ağrıyor. Bu bilekteki kırık uzun sürermiş. Yaralı sense. Yaralıyım, evet. Bir yudum içki içeceğim. Başka çaresi yok. Getirin oradan bana bir şey. Bir şap, bir şey getirin. Bir. Kusura bakmayın, içeceğim, çok ağrıyor. Koltuk değneğiyle dolaşamayacağım. Oh canım annesi. Kız. Şakşak alçalarak gel. Bak çok sinirleniyorum ha. Oğlum bu şat değil ki. He? Yok şat vereceksin. Ağrıyor diyorum. Bak hakikaten eğilip duruyor. Kalk kalk. Kalk kalk huzuru. Oğlum bastonlarım burada. Bastona tutunmak istemiyorum. Benim sinirlerimi oynatmayın. Şat dedim. Getirin bana şat. Bakalım ne olacak sizde de. Şakşak gözlem nasıl getir, gözüm kurudu. Şimdi içki içtiğim zaman dünyanın en tatlı kadını olurum. Bazıları agresif olur. Artık gözlem nasıl da rica ettim. Şakşak. Bu ne lan? Biraz sonra ağrıdan eser kalmaz. Şimdi İzmir'de bir konser verdik, orada daha çok ağrıyordu. Kardeşim telefon açtı, dedi ki abla nasıl geçti konser dedi. Vallahi yarı oturdum, yarı ayakta dedim. Koltuk değneklerim de dedim, aldım dedim. Abla dedi ne oturması ya, göbek atarken videolarım geldi. Yemin ediyorum farkında değilim. Orada da şey, güzel bir geceydi, orada da konuklar ikram ettiler. Ben normalde hiç geçmiyorum ama... Yo, altını sürmem. Vallahi billahi, sosyal içindeyim yani. Aklıma gelmez, zaten diyabet 2 olduğum için de aldım, burnum yamuldu. Hayat hikayemi anlatıyorum, önüme gelene telefon numaramı veriyorum. Benim asistan Canan, ben böyle telefon numaramı verirken yalandan başka bir numara veriyor, ben böyle yapıyorum. Aa, o diyor ki kız benim. Sonra ertesi gün tabii Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çeşitli telefonlar geliyor. Göz damlası hop. Gözüm kurudu. Bari ne düşünüyorsun? Nasıl gülümseyerek seyrediyor beni? Bu deliyle daha kaç sene uğraşacağız acaba diye.